Değerli hocalarım, bugün size kliniğimizde yaptığımız künt abdominal travma sonrası ekstrahepatik safra yolu yaralanmasıyla başvuran bir hastanın sol hepatik kanaldaki lasirasyona yönelik uyguladığım tedaviden bahsetmeye çalışacağız. Künt abdominal travma sonrası hepatik kanal yaralanması oldukça nadir görülen bir durumdur. Klinik tablonun sessiz ilerlemesi ve yandaş yaralanmalar nedeniyle mortalite ve morbidite oranı oldukça yüksektir. Tedavi bu yaralanmanın tedavisi yaralanmanın seviyesine ve hastanın komorbid durumuna göre primer onarımdan biliyometrik anastomoza kadar değişkenlik göstermektedir. Burada bahsedeceğimiz olguda yüksekten düşme sonrası sol ana safra kanalı yaralanma olan hastanın lasere olan kanalına yerleştiren kanala affedersiniz feeding kateter üzerinden yapılan primer onarım tedavisinden bahsedilmiştir. Hastamız 36 yaş erkek hasta. Yüksekten düşme sonrası dış merkezden kabul ettiğimiz bir hasta. Pelvik alanda ve subhepatik alanda yoğun içerikli serbest sıvı yoğun izlenmesi üzerine acil laparotomi kararı alındı. Hastanın preoperatif dönemdeki laboratuvar bulgularında beyaz küre yüksekliği mevcuttu. Nötrofil hakimiyeti mevcuttu aynı şekilde. AST aletinin anlamlı yüksekliği mevcuttu. Karaciğer fonksiyon testleri anlamlı yüksekliği mevcuttu. Yapılan laparotomide batın içerisinde safralı hemorajik vasıta serbest mavi ve karaciğerde grade 2-3 laserasyon izlendi. Karaciğer yaralanması sütüre edilerek hemostaz sağlandıktan sonra kolestektomi kararı alındı. Kolestektomi sonrası batın içerisinde düşük debide safra sızıntısının devam ettiği görüldü. Eksplorasyonda koledok ve ekstrahepatik safra yollarında herhangi bir akut patoloji saptanmadı. Aynı şekilde diğer solid organlarda da akut bir patoloji saptanmadı. Bu safranın drenajının devam etmesi üzerine kolestektomi lojuna bir adet 20F foley samp dren yerleştirildi ve daha sonra işleme son verildi. Hastanın postop takipleri sırasında postoperatif ikinci gününde drenin yerinden çıkması üzerine hasta yeniden laparotomi planlandı. Yapılan laparotomide ilk operasyonda görülemeyen sol ana safra kanalındaki laserasyon olduğu bu laparotomide görüldü ve safranın batın içerisinde dren olduğu izlendi. Koledok üzerinden yapılan bir insizyonla koledoktan sol ana safra kanalına feeding kateteri yerleştirerek bu kateter guide'ıyla lasere kanala primer sürasyon yapılarak onarım yapıldı ve eksenal drenaj sağlandı. Hasta diğer yandaş travmalarının farklı seanslarda opere edilmesi sonrası postoperatif 27. günde kateterle eksene edildi. İlk operasyondan 2,5 ay sonra hasta tekrar hospitalize edildi. Daha önce yerleştirilmiş kateter vasıtasıyla çekilen kolanjiyografi sonucunda onarım hattında sızıntı görülmemesi üzerine koledoktan sol ana safra kanalına uzanan kateter çekilerek hasta şifayla taburcu edildi. Burada hastanın postop dönemdeki MRCP görüntüsü. Ekstrahepatik safra yolu yaralanmaları yandaş nadir görülür ve anatomik konumdan dolayı yandaş yaralanmalar daha çok yaygındır. Mortalite öncelikle yandaş yaralanmalara sekonder olur. Morbidite izole yaralanmalarda bile daha yüksek seyreder. Optimal tedavisi hemodinamik instabilite, klinik görünüm ve yaralanmanın lokalizasyona bağlı olarak değişim gösterebilir. Bu amaçla endoskopik girişimler ameliyat dışı yöntemlerle tedavi imkanı sağlamıştır. Orta ve şiddetli ekstrahepatik biliyar yaralanmalarda yandaş yaralanmalar sık olduğu hemodinamik instabilite veyahut da peritonit ile sık karşılaşıldığı için primer tedavi yöntemi acil cerrahi düşünülür. Cerrahi yöntem yine dediğim gibi primer onarımdan biliyometrik anastomoza kadar değişiklik gösterebilir. Orta uzun dönemde staz, portal hipertansiyon, kolanjit atakları görme sıklığı nedeniyle bizim tercih ettiğimiz primer onarım yerine Roux-en-Y hepatik ojejenostomi anastomoz tercih edilmektedir. Bu olguda yerleştirdiğimiz feeding kateteri ile yaptığımız primer onarım sonrası hasta şifayla taburcu edilmiştir. Travma sonrası ekstrahepatik safra yolu yaralanması yine nadir görülen ve mortal seyreden bir hastalıktır. Sıklıkla asemptomatik seyreden bu travmada erken cerrahi karar alması sağ kalım açısından önemlidir. Cerrahi tedaviler hastanın komorbitesine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Bu olguda yerleştirdiğimiz feeding kateteri ile yaptığımız onarımda tedavi sağlanmıştır. Teşekkür ederim.